Servetimi bir hayır kuruluşuna bağışlayacağıma Elon Musk'a veririm. O, dünyanın ve insanlığın geleceğini değiştirecek. Şu anda bu programı izlediğiniz YouTube platformunun da sahibi olan Google'ın kurucularından Larry Page böyle diyor. Servetimi hayır kuruluşuna değil, Elon Musk'a veririm. O, dünyayı değiştirecek. Aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Elon Musk gerçek Tony Stark mı? Zengin olmak ve zengin doğmak farklı şeyler. Bir çizgi roman kahramanı olmak ya da gerçek bir kahraman yaratmak. Aralarındaki en büyük fark, Tony Stark aileden gelen bir servete sahipken Elon Musk yaptığı her şeyi kendisi inşa ediyor. Ve gerçek anlamda sıfırdan. Birçok insanın hayalidir muhtemelen böyle bir başarıya sahip olmak. Ama bir de ona sormak lazım tabii. Elon Musk olmak ne demek? Bunca servete sahipken haftada 100 saat çalışmak. Elon Musk hakkında hiç değişmeyen bir gerçek varsa o da hayatının her döneminde çok çalışması. Daha çocukken ilk Commodore bilgisayarında kendi çabalarıyla program yazmayı öğreniyor. 12 yaşında Blastar adında bir oyun yazıyor ve 500 dolara satarak henüz 12 yaşında ilk kez yaptığı bir şeyin para ettiğini öğreniyor. Günde yaklaşık 10 saat kitap okuyan, pek de popüler bir arkadaş ortamına sahip olmayan, biraz içe kapanık bir çocuk. Hatta zaman zaman etrafındaki biri seslendiğinde onu duymayacak kadar derin hayallerde olurmuş. Uyanıkken rüya görmek gibi. Kim bilir belki babası Elon diye seslenirken o küçük prens gibi gezegenden gezegene geziyor, kafasında yeni dünyalar keşfederken aslında farkında bile olmadan belki de SpaceX'in tohumlarını o yaşlarda da ekiyordu. Robert Downey Jr. ilk Iron Man filminde Tony Stark karakterini canlandırmadan önce filmin yönetmeninin de isteğiyle SpaceX'te Elon Musk'la görüşüyor. Çizgi roman zamanlarında aslında o kadar da popüler olmayan bu Marvel karakterini sinemaya taşırken ilham alınacak en doğru kişinin Elon Musk olduğunu düşünüyorlar. Ve Tony Stark yani Iron Man, Beyaz Perde'de en popüler Marvel karakterlerinden biri haline geliyor. Bu başarının arkasında birçok faktör var. Truth is... Stark'ın ilk Iron Man zırhını tek başına yapması gibi Elon Musk da sıfırdan bir teknoloji imparatorluğu oluşturuyor. Ama öyle cep telefonu satıp da milyon dolarlar kazanmak için değil. Peki neden? Programın ilerleyen kısımlarında bunun cevabını vermeye çalışacağız. Ama şimdi Larry Page'in söylediği bir şeyi daha hatırlayalım. İnsanlık Musk'ın projeleri sayesinde gelecekte Mars'ta yaşamını sürdürecek. Çok iddialı değil mi? Böylesine bir şeyi bu kadar inanarak söyleyebilmek ve bunu söyleyen Google'ın kurucularından biri. Elon Musk aslında bir mucize başarmış. Yaptıkları gibi yapacaklarına olan inancı ve birçok kişiyi de buna ikna etmiş olması. Ona sormak isterdim. Bir şekilde karşılaşsam ya da günün birinde belki bu programa konuk olsa. Ona sormak isterdim. Sana bunları yaptıran ne? Ego mu? Hırs mı? Para hırsı mı ki hiç öyle görünmüyor, yoksa gerçekten dünyayı değiştirme isteği mi? Araştırmalarımız bize en yakın cevabın sonuncusu olduğunu gösteriyor. Güney Afrika'da doğup önce Kanada'ya sonra da ABD'ye göç eden ve bugün tüm dünyada tanınan bir adam olmak öyle basit olmasa gerek. Üstelik pek kolay bir hayatı da olmamış. 8 yaşında anne ve babası ayrılan bir çocuk. Lise yıllarında 3-4 yıl kadar zorbalıklara dayanmak zorunda kaldı. Dayak yedi. Burnundan ameliyat olması bile gerekti bu yüzden. Hatta en yakın arkadaşını bile bir daha onunla takılmamayı kabul edene kadar dövdüler. Kısacası pek popüler biri değildi o zamanlar. Lisede aynı sınıfta olduğu çocuklar bugün Elon'u sevimli, sessiz, çok da harika olmayan biri olarak hatırlıyorlar. Bazı derslerde Elon'un arkasında oturmuş olan Dean Prislow ise en zeki olarak bilinen 4 ya da 5 kişi vardı. Elon bunlardan biri değildi diyor. Kanada'da birçok düşük maaşlı işte çalıştı ve ekonomik açıdan zor günler yaşadı. 1995 yılında üniversiteden yeni mezun olmuştu. Bugünkü Google Maps'in ilkel bir şekli olan ve internette ilan vermeye yarayan şirketi Zip2'yu kurdu. 1999 yılında Zip2'yu 317 milyon dolar karşılığında kompakt şirketine sattı. Bu anlaşmadan 22 milyon dolar kar elde etti. Artık parası vardı.
Birçok insan günümüzde bundan çok daha az para kazandığında bile hemen bir tatile çıkmayı, kafa dağıtmayı, belki bir süre işle güçle uğraşmamayı falan düşünebilir. Belki tatili hak etmiştir de. Ama genel hareket tarzı kazanılan bu parayı riske atmamak yönündedir. Tabi alemlere akanlar, daha cebi biraz para gördüğünde hemen işin şovuna düşenler de var. Var böyle tipler. Hatta personelin maaşını ödemeyip lüks arabaya binenler, şirketi zarar içindeyken çektiği kredi işini kurtarmak için değil de her şey yolundaymış gibi göstermek için harcayanlar mesela. Yok mu? Para ezmek diye bir tabir yok mu bizde? Bir de şöyle tipler var tabi. Bunca parasızlık yaşamış olmasına rağmen, daha kısa süre öncesine kadar yaşadığı onca maddi sıkıntılara rağmen, kazandığı bu 22 milyon doların neredeyse tamamını yeni girişimine, daha sonra PayPal haline gelecek olan yeni işini aktaran Elon Musk gibiler. Başarı tesadüf değildir diye bir tabir vardır, duymuşsunuzdur. eBay, PayPal'ı 2002 yılında 1,5 milyar dolara satın aldığında, Musk en büyük hissedar olarak iş dünyasında fantastik bir yer edindi. Silikon Vadisi'nde takılmadı, kendisinden öncekilerin yaptığı hataları yapmadı, Los Angeles'a taşındı. O zamanın etkin düşünce şekli ona derin nefes almasını ve ilerleyen dönemdeki bir sonraki büyük olayı beklemesini söylüyordu. Musk bu mantığı 100 milyon dolar SpaceX'e ve 70 milyon dolar Tesla'ya, 10 milyon dolar da SolarCity'ye yatırarak reddetti. Bir para basma makinesi yoktu ve servetini yok edecek daha hızlı bir yol seçemezdi. Kaç kişi böyle bir başarı yakalamış ve böylesine bir gelir elde etmişken hepsini tekrar işe yatırır. Üstelik bu işlerden en büyük para yatırdığı sektörde uzay taşımacılığı. Devlerin, hatta devletlerin rekabet halinde olduğu bir sektör. Sizce bu sadece parayla mı ilgili? Zaten birçok kişinin hayal bile edemeyeceği düzeyde bir servete sahip olmuşken kaçımız hepsini riske atarız? Üstelik girdiği bu zorlu yolda örnek aldığı kişiler bile ona engel olmaya çalışmışken. People who've been in the rocketry business for decades, yeah, who say about you that you don't know what you don't know. There are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it. You know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. No, I wish they would come and visit and see the hard work that we're doing. Inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Hiç kimse muhakkak tümüyle mükemmel olamaz. Fakat bazı hayatlarda örnek alınabilecek o kadar güzel şeyler vardır ki üzerinde durmak gerekir. Başarı için birilerinin desteğine, teşvikine ya da inancına ihtiyacımız yok. Belki de ihtiyacımız olan 3 basit şeydir. Sadece bize düşen, bizim yapmamız gereken 3 önemli şey. İnanmak, odaklanmak ve çok çalışmak. Tüm yatırımların olumsuzluklarla boğuşurken, Tesla zarar ederken, roketlerin fırlatmaları başarısız olurken, son paranı o son fırlatmaya harcamanı başka ne sağlayabilir ki? Bu inanç değil mi?
Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere.